Arkadaşlar merhaba, benim adım Sedat Orhan. MAPEY'de çalışıyorum, teknik uygulama sorumlusu olarak yapı öğretmeniyim. Sizinle bugün iyi bir havuz yalıtımı nasıl yapılır, iyi bir havuz karası nasıl döşenir, ondan bahsedeceğiz. Tabii bunun için iyi bir yüzey hazırlığına ihtiyacımız var. Alt yüzey hazırlığı çok önemli ki bizim yapacağımız yalıtım da ona göre düzgün çıksın ve yapacağımız karo ona göre istediğimiz görevi yerine getirebilsin. Havuz kalıplarını sökerken oluşmuş segregasyonlar, kalıp hataları, mutlaka R3 veya R4 sınıfı yapısal tamir araçlarıyla tamir edilip yüzey düzgünleştirilmesi gerekir. Boru geçişleri, projektör yuvaları ve giderlerin mutlaka uygun montaj araçlarıyla tamir edilip yalıtım uygulamasına geçilmesi gerekir. Doğru yüzey hazırlığı yapıldıktan sonra yalıtım uygulamasına geçiyoruz. Yalıtım uygulamasına geçtiğimizde önemli olan noktalardan birkaçını söylemek istiyorum. Pah bandının, yüzeye gelecek olan filenin alkaliye karşı dayanıklı olması gerekir. Kullandığımız yalıtım malzemesinin çimento bazlı tam elastik olması gerekir. Bu malzemeyle teşkil edilmiş yalıtım bir sistem olarak karşımıza çıkar. Şöyle uyguluyoruz. Pah bandını köşelere uyguluyoruz. Güzel bir şekilde sabitliyoruz. Sabitledikten sonra yüzeye gelecek olan birinci kat yalıtımımızı yapıyoruz. Birinci kat yalıtımı yaparken malzeme henüz ıslakken filemizi seriyor. İkinci kat yalıtım uygulamasını yapıyoruz. Tabii birinci katla İkinci kat yalıtım uygulamaları arasında 5-6 saat beklememiz gerekiyor. Tam kurumanın sağlanması için. Yalıtım işimiz bittikten sonra 5 gün bekliyoruz ve havuz karosu uygulamasına başlıyoruz. Havuz karosu uygulamasında da dikkat edeceğimiz önemli noktalar var. Bunlar yapıcıların seçimi, karo seçimi ve ders seçimi. Arkadaşlar kullanacağımız karo mutlaka gece aşırı soğuğa ve gündüz aşırı sıcağa dayanıklı olması gerekir. Malzemenin su emicilik değerinin en az 1/3'ün altında olması gerekir. Nitelikli ham maddelerden teşkil edilmiş ve iyi pişirilmiş karolardan teşkil edilmesi gerekir. Bu şekilde nitelikli karolar ancak havuzda uzun zaman durabilir. Bundan dolayı porselen havuz karolarını seçiyoruz. Yapıştırıcı seçiminde de C2TES1 dediğimiz flex bir yapıştırıcı seçiyoruz. Yapıştırıcı uygularken su oranına dikkat ediyoruz. Uygun su oranında malzememizi karıştırıyoruz, bir miktar dinlendiriyoruz. Dinlendirmemizin amacı içindeki polimerlerin, kimyasalların birbiriyle reaksiyona girip daha iyi bir yapı oluşturması. Sonra ikinci kere tekrar karıştırıyoruz, malzemeyi uygulanabilir hale getiriyoruz. Harcımızı alıyoruz ve yüzeye yüklüyoruz. Uygulama yapacağımız yüzeye yüklüyoruz. Yükledikten sonra taraklı mara yardımı ile lineer bir hat olacak şekilde yüzeye yayıyoruz. Bunun sebebi de karo yüzeye yapıştırıldığında havanın aradan kaçıp arkada boşluk oluşturmaması. Tam yapışmayı sağlamak için biz bu işlemi yapıyoruz. Biz yapıştırıcıyı yüzeye uyguladıktan sonra havuz karosunun uygulamasına geçiyoruz. Havuz karosunun arkasına da mutlaka bir sıyırma şeklinde yapıştırıcı sürüyoruz. Bunun sebebi tam yapışma sağlansın, bizim yapıştırıcıdan beklediğimiz performansı tam olarak yerine getirsin diye. Bu şekilde 3 mm derz boşluğu bırakacak şekilde havuz karomuzu yüzeye yapıştırıyoruz. Özellikle havuz karosu döşerken iç ve dış köşelere iç bükey ve dış bükey karolarla malzememizi döşersek yaralanmalara karşı da bir önlem almış oluruz. Havuz karosu işi bittikten sonra 48 saat bekliyoruz. 48 saat beklememizin amacı kullandığımız yapıştırıcının kurumasının sağlanması ve karşımıza çıkabilecek tuz kusmasının önüne geçmek. Minimum 3 mm olacak şekilde teşkil ettiğimiz derzlerin uygulamasına başlıyoruz. Bunun için flex bir derz dolgu seçiyoruz. Uygun su oranında karıştırıyoruz. Burası çok önemli. Biraz bekliyoruz. Burada beklememizin sebebi içindeki pigmentlerin tamamen karışıp birbiriyle reaksiyona girmesi. Yoksa içindeki pigmentler patlamaz. Bu sefer yüzeyde farklı renk dalgalanmaları olabilir. Bekledikten sonra ikinci kere bir daha karıştırıyoruz. Ve derz dolgu uygulamamızı yapıyoruz. Derz dolgu uygulaması yaptıktan sonra gerekli temizliklerimizi yapıyoruz ve genleşme derzlerinde ve köşelerde silikon mastikle biz derz uygulamamızı bitiriyoruz. Bu arada neden minimum 3 mm derz bırakmamız gerektiğinden bahsetmek istiyorum. Havuzda oluşabilecek herhangi bir gerilmeyi absorbe etmesi için bu şekilde yapıyoruz. Arkadaşlar son olarak derz kusması diye de bilinen tuz kusmasından bahsetmek istiyorum. Bunda iki şekilde olur. Birincisi, en baştan bahsettiğimiz iş ve işlem sıralarının tam kuruması beklenmeden uygulama yapılırsa kalan nem
yüzeye nemle beraber tuz taşınmasıyla oluşur. Bu sağlam havuz karosunda derzlerden meydana gelir ve derzlerde beyazlama şeklinde karşımıza çıkar. Ama yüzeye uyguladığımız havuz karosu değil, nitelikli bir malzeme değil, emiciliği yüksek veya emiciliği yüksek olan bir taş veya bir doğal taşsa, bu sefer hem derzen hem de malzemenin kendi bünyesinden kusmalar oluşur. Doğru malzeme seçimi ve anlattığımız aşamaların doğru bir şekilde yapılması sağlam ve uzun ömürlü bir havuzun garantisidir.